Bu Hira süreci içeriden bir yolculuk, bir keşifti. Amin. Bizim evlerde başlattığımız, Kuba'nın resmi olarak kuruluşuna kadar evlerde başlattığımız bir sohbet, davetin en ağır yükü olan vahyi taşıyacak yürekleri hazırlamaktı. Vahyin iniş üssü olan yürekleri hazırlamaktı. Evet. Onun için Kuba bizim Hira'mız oldu. Kuba kuruldu, faaliyetler başladı ve inşallah devam edecek. Evet. Yoğun bir şekilde devam edecek. Kuba'nın da kurmayları buradalar, dostları, sevenleri, efendim yarenleri buradalar. Buradalar. Doğru mu efendim? Evet efendim. Hayır. Şenol Bey'e bir selam gönderelim mi? Evet. O Onur Başkanımız. Onursal Başkanımız. Kuba'nın babası. Babası, evet. Hocam daha güzel söyledi. Güzel, güzel. Kuba'nın babası, Şenol babamıza da selamlar iletiyoruz. Çok selamları var gelirken de. Peki sualim var mı Özgür Bey? Ben cevabımı aldım. Evet. Hocam sağ olsun bütün sorumuz cevaplı. Allah razı olsun. Zaten sorularımız buraya gelip de sormak isteyen kardeşlerimiz için de biz temsil etmek istiyoruz, tebliğ etmek istiyoruz, biz teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Kuba'yı biz harem ilan ettik, buradan duyuruyorum. Maşallah. Kubalarda başlayan bu harem, bu hürriyetlik, bu mahremiyetlik, bu hürmetlik ve özgürlüğü biz inşallah evlerimizden, kalplerimizden Kuba'ya gelecek ve Kemal Paşa harem olacak inşallah. Oradan yayılacak i̇nşallah. Diyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah şevkinizi, aşkınızı, heyecanınızı muhafaza etsin diye de gönlümden geçiyor. Peki dostlar kiminle devam ediyoruz? Buradan. Böyle mi devam edelim? Peki efendim. Ondan sonra dolaşırız. Sizi bir tanıyalım evvela. Buyurun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam. İsmim Mecnun Çiçek. Aslen Diyarbakırlıyım. İzmir Kemalpaşa'da. Bir kamu kurumunda eğitimciyim. Hocamın deyimiyle öğütücüyüm. Değil siz. Evet, inşallah eğitimci olmaya. Inşallah. Hocam onun milli öğütüm kategorisinde zikrediyor. Evet, bizi buraya davet eden Hilal TV ailesine ve çok değerli Mustafa hocama derin saygılarımı, sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Eğer hocam müsaadesi olursa. Birkaç sualim olacak. Buyurun. Evet. Birinci sualim ümmetin tevhidi konusunda olacak. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında İslam toprakları müstekbirlerin, zalimlerin, işgalcilerin ayakları altında ezilmekte. Evet. Ve Müslümanların canları, malları, ırzları, mukaddesatları paymal edilmekteyken Müslümanların bunlara seyirci kalması, acziyeti, zayıflığı noktasında genelde dünya özelde ise Türkiye'deki tarikat, mezhep ve cemaat taassubunun nasıl aşılacağı ve müminin, biz müminlerin bu oluşumlara karşı tavrının ne olması gerektiği. İkinci sorum ise zaten siz mükemmel bir şekilde tebliğin ilkelerini açıkladınız. Ben o soruma gerek kalmadığını sanmıştım ancak Türkiye'deki bu ikinci soruya bağlı olarak Türkiye'deki mevcut siyasal, sosyal, kültürel konjüktüre göre müminin emri bil maruf, nehy anil münker sorumluluğu noktasında tebliğin ilkeleri neler olmalıdır bu oluşumlara? Mevcut konjonktüre göre diyorsunuz. Evet, mevcut siyasal, sosyal, kültürel. Çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affedin hocam. Estağfurullah. Buyurun hocam. Ben teşekkür ederim. Öncelikle vahdet meselesini dile getirdiniz. Hiç şüphesiz ki vahdet meselesinin ana unsuru insandır. Ve vahdet meselesinin başlaması gereken yer de toplum değil, ferdin kendisidir. Yani önce ferdin muvahhid bir mümin olmasını sağlamak lazım. İnsanlar vahdet istiyorlar. Ümmetin birleşmesini istiyorlar. Bu çok yüksek bir beklenti. Hiç şüphesiz ki haklı olarak bir talep, haklı bir talep. Ama insan, bunu talep eden insanın kendi içinde bir vahdet yok. Duygusuyla, düşüncesi birbiriyle çatışıyor. Hayatıyla, inancı birbiriyle çatışıyor. Efendim, bilgisiyle imanı birbiriyle çatışıyor. Organları birbiriyle çatışıyor. Kalbiyle kafası birbiriyle çatışıyor. Yani kendisinde daha vahdeti sağlayamamış,
koca bir ümmetin vahdetini peşine düşmüşse eğer yanlış yerden başlıyor. Öncelikle muvahhid şahsiyeti elde etmek lazım. Kişinin kendi iç dünyasında bir bütünlüğü kurması lazım. Duygusuyla düşüncesi arasında bir irtibat olacak. Bir korelasyon olacak. Bir uyumluluk olacak. Efendim, davranışı ile inancı arasında bir irtibat olacak. Birbiriyle uyumlu olacak. Vahdet, muvahhid olacak yani. Onun için kendisi mütevahhid olacak. Bu İbn-i Bacce'nin tanımıdır, tabiridir. Evet. Efendim İbn-i Bacce Endülüslü büyük alim, büyük filozof, üç aşamada toplumsal değişim projesini üç başlık altında özetler. Tedbirül mütevahhid, tedbirül menzil, tedbirül medine. Yani şahsiyetin inşası, evin inşası, sitenin inşası. Yani toplumun inşası. Önce şahsiyetin inşasından başlar ve bu konuda müstakil bir eseri vardır. Tedbirül mütevahhid ismi de Risale'nin. Efendim, hakikaten muhteşemdir. Mütevahhid demesinin birkaç sebebi var. Kendi nev'i şahsına münhasır bir insan, fakat aynı zamanda ait olduğu bütünle ortak. Hem şahsiyetini yok etmemiş, hem ait olduğu bütün içinde ortak davranabilen bir efendim şey geliştirmiş, sosyal kişilik ve kimlik geliştirmiş. Efendim, hem yani orijinal iki, kendine mahsus, eyvah, hem de bünyeden bütünden kopmamış. Bu çok mühim. Yani burada iki ifrat ve tefrit yapılıyor. Eğer toplum içerisinde bütüne ait olmaktan söz ediliyorsa orada artık şahsiyet kalmıyor. Şahsiyet eriyor, yok oluyor. O zaman aslında cemaatten falan söz edemiyorsunuz, cemaadattan söz ediyorsunuz. Evet. Çünkü cemaat şahsiyetlerin toplamıdır. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Onun için tek tipleşmiş ve öbür türlü de özgünlüğünü kaybetmiş bir fertler enesini değil. Enesini ve egosunu tanrı edinmiş bir birey çıkıyor ortaya. O da işte Müslüman ama nasıl Müslüman? Tabir caizse Don Kişot. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir işe yaramayan, hiç kimsenin işinin ucundan tutmayan, hiçbir şeyi beğenmeyen ama hiçbir şey de yapmayan bir tip. Hasta bir tip. Yani böyle değil. Hem sosyal uyumluluğu olan hem de kendisine verilmiş ilahi atiye olan o fıtratı geliştirmiş, orijinal tarafını büyütmüş olan bir şahsiyet. İşte böyle bir yerden başlamak lazım. Yani muvahhid kişilik, muvahhid şah, kişinin kendisinden başlayacak. Ondan sonra ne yapacak? İkinci aşamada yapması gereken şu. Müslümanlar arasındaki ayrılığı körükleyecek her türlü fiilden, kavilden, fikirden uzak duracak. Bakınız, birleştirecek de gelmedik daha. Müslümanları işte birleştirecek, bir araya getirecek ve vahdete. Yo, ona gelmedik. Önce ona yapmaması daha gelmedik. Gerekenlerden daha var. Şimdi. Yani önce hastalığı bulaştırmayacak, hastalanmayacak ve mikrop yaymayacak. Nedir bu? Bu hani ayrılık mikrobu var ya, tefrika. Bu efendim ayrılık mikrobu, teftit ve teşerzüm dedikleri Arapların bu mikrop, bundan uzak duracak. Ve bu mikrobu da öldürmek için elinde vahdet çamaşır suyuyla gezecek. Onun için yani kim Müslümanların birliğine kast ediyor, onu efendim onun yanına yanaşmayacak. Onu yalnızlığa mahkum edecek. Hangi fikir Müslümanların birliğini parçalıyor, o fikri yalnızlığa mahkum edecek. Kim Müslümanların birliğine davet ediyor, efendim onu destekleyecek. Ne yapabiliyorsa, ne kadar yapabiliyorsa onu yüceltecek, o söylemi yüceltecek. Hangi kitap Müslümanların birliğine katkı sağlıyor, o kitabı okuyacak ve okutturacak. Daha fazla. Hangi efendim ilim adamı, hangi alim
Müslümanların birliğine, vahdetine çalışıyor, onu yüceltecek. Yani Müslümanların vahdetine gayret eden insanlar yüceltilecek, Müslümanlar için tefrika çıkaran, taassuba davet eden, asabiyete davet eden, meşrepçiliğe davet eden insanları ise efendim mahkum edecek. Çünkü vahdeti yüceltmek için asabiyeti mahkum etmeniz lazım. Başka çaresi yok. Ondan sonra vahdet nasıl sağlanırın pratik bir takım şeylerine başlayabilir. Teşebbüslere başlayabilir. Bu teşebbüsler önce etrafında hangi söylemi, hangi mizaca sahip olursa olsun, insanların mizacı farklı farklı, eğilimleri farklı farklı. Kimisinin kalbi boyutu daha güçlüdür, kimisinin akli boyutu daha güçlüdür. Kimisinin işte sanatsal zeka ve işte matematik zekada olduğu gibi, insanların eğitim eğilimleri de farklı farklıdır. Hangi eğilimden olursa olsun, müşterek noktaları, Müslümanlarla müşterek noktaları büyütecek. Ayrılık noktalarını ise küçültecek. Kesinlikle. Bir dürbün taşıyorsa vahdet dürbünü olacak. Vahdet dürbününün vasfı budur. Niteliği budur. Yani müşterek ortak noktaları büyütmek, ayrılık noktalarını küçültmek. Ve asla hiçbir yerde gündem sıralarken gündemin başına ayrılık noktalarını almayacak. Yani ihtilaf noktalarından değil, İttifak noktalarından başlayacak. Bizde iki damar vardı. Ta tarihin derinliklerinden gelir bu damar. Biri ihtilaf damarıdır, biri ittifak damarıdır. Evet. Bu ihtilaf damarı kendi edebiyatını oluşturmuş. Kendi literatürünü oluşturmuş. İttifak damarı da kendi literatürünü. İhtilaf damarında bakınız efendim işte el fark beynel firak. Firak. Hey babam. Hey 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 hey. Yani daha kitabın adı faullü. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani el furuk, bir sürü furuk var bizim edebiyatımızda. İşte fıkıhta furuk, akidede furuk, işte akidede demeyeyim, kelamda efendim. Onun karşısında bir de el muvafakat. Evet. O zaman nedir? İttifakı derinleştiren çizgiyi sahipleneceğiz. İhtilafı derinleştiren çizgiyi de sahiplenmeyeceğiz. Bunun geçmişten bugüne kadar gelen şeyi var. Bir adamın söylemi Müslümanların ittifakına yarıyorsa o söylemi yüceltelim. İhtilafını ortaya çıkarıyorsa o söylemi mahkum edelim. Mahkum edelim ki bunlar daha fazla müşteri bulamasınlar. Öyle değil mi? Evet. Çünkü bazıları kanla besleniyor. Bazıları ihtilaftan besleniyor. Bazılarının varlığı tamamen tefrika üzerine kurulmuş. Evet. Tefrika. Adam tefrikayı körükleyerek geçiniyor. Öyle ki kendisine bir hizip çıkaracak. Bir hizip kesecek, biçecek bütünü, bütün içinden kendisinin küçük de olsa bir parçası olsun. Özelleştirecek. Yani acımıyor bile. Acımıyor. Zerre kadar acımıyor. Yahu bu kestiğim bütüne ne olacak? Bu parçaya ne olacak? Bu parçanın yarın hali ne olur? Bu parçanın içinde olan insanların hali ne olur? Allah bana ne der? Yani ben kimin bütününden kesip de kimin bütününden çalıyorum, ayırıyorum. Rabbim ne diyor? Ben ne yapıyorum demez. Demez. Çünkü egosu öyle istiyor, enesi öyle istiyor. Derdi o onun. O nedenle şeytanın dürbününü taşır elinde. Şeytanın dürbünü de tefrika noktalarını büyütür, ittifak noktalarını küçültür. Bu şeytan dürbünüdür. Bu tipleri şeytanın askeri olarak görmek lazım, onu mahkum etmek lazım. Onun için bundan sonra ise artık fiili olarak tevhide, vahdete hizmet geliyor. Tevhid, akidevi vahdet, vahdet sosyal tevhiddir aslında. Birbirini bütünler bu. Onun için orada da ne yapmak lazım? Artık dağılmışımızı toplamak lazım. İşte Kur'an halkası bir vahdet çekirdeğidir. Vahdet çekirdeği. Unutmayalım. Yani bir vahdet lübbüdür. Ulul elbab. Yani aslında öz, çekirdeğin özüne denir lüb diye. Anlatabiliyor muyum? Bir çekirdeğin özü. Bir de kabuğu var. Onun için
vahdet çekirdeğini ekerseniz siz